Toyota Hibrit'le İnekar başlıyor. Şimdi Alper'le beraber Toyota'nın hibrit otomobilinde sürüş keyfine başladık. Bir kere oldukça sessiz bir kalkış yaptık. Araba ses yok zaten arada. Aynen öyle ve çok konforlu. Aynen. Kliması çok sağlam. Çevre dostu, ekonomik. ÖTV indirimi var. Daha ne olsun değil mi? Aynen öyle. Evet. Şimdi bu otomobilin prizi nerede? Nasıl şarj ediyor bu otomobil diyorlar? Evet, ben çok bilmiyorum. Arkada galiba böyle bir takma şeyi var. Yok, hiçbir şey yok. O bizim kameraydı. O ne? Bu otomobilin fiş yerini, priz yerini bulursan sana bu otomobili hediye edeceğim. Burada falan mı? Bak, görebiliyor musun? Yok, hiç de göremiyorum. Yok, çünkü ne, bu kendi kendini şarj ediyor. Nasıl abi? Şöyle, mesela frene basıyorsun. Şimdi çekimlere bak. Frene bastığın anda o doluyor. Kendini şarj ediyor. Çok yani iyi. Dolayısıyla da bu sürüş keyfini beraber paylaşacağız şimdi seninle. Alper'cim, nasıl gidiyor her şeyden önce? Her şey süper gidiyor. Sizin? Vallahi bizim de iyi, keyifli. Senin yeni şarkını bekliyoruz. Heyecanla, merakla. Ben de. Bekliyorum. Yeni şarkında Soner Sarıkabadayı ile çalışıyorsun. Aynen. Şarkının adı belli mi? Şarkının adı şu an tam belli değil ya. Yani belli de hani değiştirebilirim ben her an. Ondan tam söylemek istemiyorum. Karar veremedin. Yani daha farklı bir şey yapabilirim. Bilmiyorum, bakacağım. Evet. Şimdi mesela yolumuzun üzerinde biz şu anda İstanbul Boğazı'nın kenarındayız, görüyorsun. Kanlıca'yı geçtik ve Çubuklu'ya doğru gidiyoruz. Beykoz'a doğru gidiyoruz. Hani bu istikamette senin bir hayranın olsaydı yolda da otomobili alacaktık mesela. Onunla da sohbet edecektik ama tabii evet, iş işten de geçti. Aynen. Belki görürüz efendim, camı açarım. Camı açıp öyle yapalım mı? Olabilir. Merhaba, beni tanıyor musun filan diye. Olur. Tanımıyorum filan da. Çok güzel olur. Evet. Alper, bir şey söyleyeceğim. Genelde ne dinliyorsun? Yani dinlediğin müzik R&B mi, hip hop mu, rap mi, Türkçe mi, yerli mi, yabancı mı? Genelde R&B dinliyorum. Kimleri dinliyorsun? Yani R&B gerçekten, hani Lil Pump, çoğu kişi dinliyorum yani R&B'den. Yani popüler R&B yapan. Popüler şarkılar, R&B. Hepsini dinliyorsun. Şu aklıma hepsi gelmedi. Türklerden böyle rapçi dinlediğin var mı? Var. Önemli rapçiler, yani isim rapçilerin hepsini dinliyorsun herhalde. Aynen, hepsini dinliyorum, aynen. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Acaba yani sen böyle bir rap şarkı falan mı yapsan? Yapacağım. Vallahi seviyorsan. Yakın bir zamanda yapacağım. Çünkü ben hep tarzım da hani birazcık rap'e böyle uyumlu. Yatkın, evet. Yatkın. Yaşın da uygun. Aynen, bu yüzden güzel bir rap şarkısı yapmayı düşünüyorum zaten. Bir de mesela meşhur birisiyle yaparsan o da tadından yenmez. Düet yapsan mesela. Olabilir. Diyelim bir Ceza'yla, Ezel'le, Gazapizm'le falan değil mi? Böyle bir rapçiyle böyle bir düet falan yapsan 10 numara olur. Yapabilirim yani. Olabilir herhalde. Yani değil mi? Evet. İstediğime bağlı. Rap böyle biraz zor bir müziktir. Aynen. Bıdı 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 yani söylemek çok lazım. Boş rapler de var. Böyle hiçbir şey anlatmıyor, saçma sapan. Hani anlatmasın ya, yani güzel bir beat olsun. Hani bence gidiyor yani. Evet. Şimdi Alper'in tarzı da tam böyle rap'e, hip hop'a, R&B'ye de çok yakın, yatkın. O yüzden ben çok yakışacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Alper Erözer'le beraberiz ve kısa bir aramız var, ardından buradayız. Evet Alper, büyük hayallerim var. Bu hayallerinde hep biliyorsun yanında olacağız. Çok güzel gidiyorsun. Yaz Geldi şarkısından sonra insanlar senden daha bomba şarkı bekliyorlardı. Çünkü bu bomba şarkıyı yapacaksın, bundan sonra diyecekler ki daha da bomba bir şarkı istiyoruz. Aynen. Ya bu işin de sonu yok biliyorsun. Aynen öyle. Ben de en iyisini yapacağım zaten. Peki. Ben sorular sor. Abi. Değişik sorular soracağım ben sana. Sorular sor, evet, ben cevap veriyorum. Sevgilin var mı? Sevgilim yok. Ya bir şey söyleyeceğim, böyle sürekli bana da soruyorlar. Bir takım isimler telaffuz ediyorlar. Bu isimler nereden çıkıyor? Yok o mu Alper'in sevgilisi, bu mu Alper'in? Arkadaşım oluyor bir yerden. Hani beni takip ediyor, ben onu takip ediyorum. Arkadaşım sevgilisi çıkıyor ama şu an sevgilim yok. Net bir şekilde Alper yok söylüyor. Alper'in evet sevgilisi yok sevgilim arkadaşlar. Yok, tabii. Bu hayatın heyecanı meyecanı yok. Alper olmayınca o da yok. Olmadı. Nasıl bilmiyorum. Uymadı. Alper telefon düştü. Evet, telefon düştü. Yanlı yayınımız gitti. Neyse, ben hallettim. Tekrar. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi sevgili olayını konuştuk. Onun dışında müzikteki hayalin ne? Ne hayal ediyorsun? Ne yapacaksın? Hedefin ne? Amacın ne? Türkiye'nin bir numarası olmak istiyor musun? Konserler?
Ben zaten kendi yaş kitlem olarak bir numara olduğumu düşünüyorum. Türkiye'nin bir numarası olmaktan çok dünyanın bir numarasına oturmak istiyorum gerçekten. Ve bunu da başarabileceğimi düşünüyorum. Yaşımın çok erken olduğunu düşünüyorum şu anda. 14 İngilizce yaşındayım. Şarkılarında. İngilizce şarkılarında. Gerçekten güzel İngilizce şarkılar da yapacağız. Eskiden yapıyordum. Şimdi de birazcık Türkçe yaptım bu aralar ama İngilizce çok sağlam bir parça hazırlayacağız. Güzel bir isimle beraber ve yani gerçekten bunu yurt dışı üzerinden çıkarmayı düşünüyoruz. Orada da birkaç şeyimiz var. Bağlantılarımız var. Ve yurt dışı prodüktörle çalışacağız. Ve çok güzel bir yurt dışına Avrupa'da güzel bir şarkı çıkaracağız yani. Harika. Peki Aleyna Tilki'yi sana rakip gösteriyorlar. Aleyna Tilki'nin en küçük rakibi ama hacmi büyük bir rakip diyorlar. ne diyorsun bu söylentilere? Eminim sana da geliyor bu söylentiler. Geliyor. Yani Aleyna Tilki'ye hani benden büyük. Ablan senin o. Yani benden büyük evet. Aleyna'ya abla mı diyorsun, Aleyna mı diyorsun? Karşılaştığında. Merhaba diyorum. yani hani abla da diyorum hani fark etmez de hani ben genelde çok öyle abla abi kelimesini kullanan biri evet, değilim. Evet. Hani gerçekten abi ya da gerçekten abla olarak gördüğüm insanlar öyle şeyler söylerim. Çok samimi olmadığım sürece ismiyle hitap ederim. Çok güzel. Ama Aleyna bu çok başarılı. Gerçekten güzel müzikler yapıyor. Yani bazı müzikleri bana hitap etmiyor. Arabesk yapmış. Son şarkısı arabesk diyor diye eleştiriliyor. Yapabilir bence. Eleştirecek bir konu yok yani. Bir şarkıcı illa pop yapmak zorunda değil ki. Arabesk de yapar, pop da yapar. Biri fotoğrafımızı çekiyor burada. Yok yok, bizim ekipten onlar. Ha, tamam. Evet. Ben otomobili dedim, dışarıdan evet, evet. Görüntülüyorlar. Ha, görüntülüyor. Ben dedim ne oluyor? Ondan sonra işte yani başarılı bence. Bu rekabet meselesinde sen takılmıyorsun. Yani takılmıyorum çünkü rekabet herkes kendi şey müziğini yapıyor. Herkes kendi müziğinde, herkes kendi şeyinde. Hani tabii ki de rekabet var. Yok değil. Hani o kim daha yeni müzik yapmış, o kim daha çok izlenmiş falan filan. Ama hani şu an kendimi rakip olarak görmüyorum Aleyna'ya. Aleyna'da zaten bana karşı... Yani benim çünkü farklı bir yerde olduğum şey yapıyorum ama Aleyna'da tabii ki de başarılı şarkıları olsun falan. Beğendiğim şarkıları var. Evet. Evet arkadaşlar, İnekar programımız devam ediyor. Kısa bir klip aramız var, ondan sonra buradayız. Alper kaç yaşında buna karar verdin? 12. 12 yaşında? Evet. Ya ben yani ne bileyim, ben hep olgun biriydim yani. Bilmiyorum, ben hiç çocuksu olmadım. Hani evet. çocuksu olanlarda hiç karşı şeyim yoktu tabii ki de. Ama ben hep olgun biriydim. Ya. 18 yaşında falan abimle takılırdım. Abimin arkadaşlarıyla takılırdım işte. Yani hep mesela ben yaşım 9 iken 16 yaşındakilerle takılırdım. Hep böyle büyüklerle takılırdım. Şu an 20. Hani hep yaşından büyük insanlarla beraberim. Bir de bu iş gereği olsun. İş, doğru doğru. İşte hani ben mesela abi seninle iletişim geçiyor. Tabii, senin tabii, tabii. Olgunluğun bana geçiyor. Orada aranjörüm, dansçıyım falan. Doğru. Bunların hepsi büyük insanlar olduğu için ben de artık buna giriyorum ama çocuklarla çok böyle yaşlarımla çok iyi zaman geçirmediğim için bu olgunluğu da erkenden takındığım için bence kendi kariyerime bir de hayalimi de kendimi erken fark ettiğim için böyle bir olaya girmeye şey yaptım. Çocuklar, bu çocuğu tanıdınız mı? Alper'e. Ciddi misin? Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. İyi. Aşağıda mı oturuyorsun? Yok, burada oturmuyorum ya, sizi yanınıza... Nereden tanıdınız çocuklar? Geldim. Seda, sen de mi tanıdın? Evet, şarkısını biliyor musunuz? Evet, evet. Nedir şarkısı, söyleyin bakayım. Yaz geldi, enerji. Yaklaş böyle, göremiyorum seni, sen de yaklaş. Şu an çekim yapıyoruz lan Burman'a, televizyona çıkacaksınız. YouTube'dan evet. Yok, televizyonda yayınlanacak değil mi? Evet evet, YouTube'dan da yayınlanacak. Yaz geldi, söyleyin bakayım. Ezberi bilmiyorum ki ben. Aa! Utandılar, kaçtılar. Kızlar utandı, kaçtılar. Çocuklar görüşürüz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Peki. Evet, şimdi... enteresan test yapıyoruz. Alper şunu istersen aynen, yine koyayım. Kur. Evet, kime sorsak tanıyor. İstanbul'un çok enteresan ücra bir mahallesine geldik. Evet. Burada sen doğru bir tahminde bulundun. Dedin ki evet, hani bunlar çocuklar. Sosyal medya, YouTube falan girmezler dedin ama gördüğün gibi bir şekilde tabii onlar evet, tanıdılar. Ya, ben dışarıda da fark ediyorum zaten. Yani çok herkesi tanıdılar. Peki Alper. İyiyiz. Geldik en önemli soruya. Okulda rahat edebiliyor musun? Artık meşhur oldun çünkü. Aleyna bazen böyle bu konularda çok feryat figan etmişti ve çok okul değiştirmişti. Sen ne durumdasın? Ben değiştirdim okulu. Ben şu an 3 tane okul değiştirdim. Ya tabii ki sıkıntı çıkıyor yani. Yalan söylemek olmaz yani. Sıkıntı çıkıyor. Peki. Böyle mesela gelip sen tam derse konsantre olmuşsun. Gelip seninle tanışmak istiyorlar veya sana bakıp gidiyorlar filan.
Ne yapıyorsun o arada? İlgilenmiyorum ya. Hani yani tanışanlarla tanışıyorsun. Tanışmak istenen aynen sıkışıyorum, tanışıyorum. Hı-hı. Geçiyorum, gidiyorum yani. Niye kırmıyorum tabii ki. Peki böyle kızlardan arkadaşlık teklifinde falan bulunanlar oluyor mu? Oluyor. Ne yapıyorsun onları? Kibarca reddediyorsun herhalde. Yok, reddetmiyorum. Tabii olabiliriz. Yani illa arkadaş olmak için böyle bir samimiyet kurmama gerek yok. Oradayken muhabbet ederim, geçerim. Evet. Peki bu Instagram'da direkt mesajlara bakıyor musun ya da sosyal medya adreslerinde direkt mesajlara bakabiliyor musun? Bakıyorum da cevap veriyorum da ama yani birine cevap versem ikincisi vermiyorsun diyeceği için hani verdiklerim de oluyor arada sırada hani ama hani gruplara falan yazıyorum bana gruptan çünkü yazan çok fan sayfam oluyor gruplara aktif şey oluyorum gruplara giriyorum ama kişisel hiç cevap vermiyorum şu an. Evet. Alper sana müziğe fena takmış vaziyettesin kafayı. Müzik açayım mı? Türkiye'deki müzik açınca çok gürültü oluyor. Onun için senin böyle net sesini duyurmak istiyorum. Okay. Önce öyle yapacaktım. Böyle eğlenceli bir şey ama dedim ki hani bir sohbetimiz duyulsun. Şimdi mesela sorayım. Türkiye'deki pop müziğin gidişatını, rap müziğin, R&B müziğin gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? R&B'nin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel, çok fazla isim çıkmaya başladı. Hani No Name olsa bile hani ben zaten takip ettiğim için hepsini biliyorum. Bu yüzden hani R&B geliştiğini düşünüyorum. Pop'un da birazcık azaldığını düşünüyorum. Hmm. Peki, ışıl ışıl her yer. Hayır ama devamını söyle ama. Her yer sanki falan. Bu seferki iyiymiş kardeş, bir dahakine az koy. Evet. Mesela böyle esprili arabileri ben de çok seviyorum. Bir de mesela o dizide kullanıldı. Hayatın... Heyecanı yok. Tabii R&B güzel bir şey ya. Ben çok seviyorum. Ben ne bileyim. Bir de ben birazcık daha şey R&B'sini seviyorum. Böyle hani şeyler de güzel oluyor. Hani böyle efkar R&B'leri var. Bilir misin abi? Evet evet. Hayatı damar. Anlatan damar falan böyle. Abi onları dinliyorum. Burak King. Ben arasına bakıyorum falan ama ben daha çok şey tarzı dinliyorum R&B'ye. Anladın sen işte o tarzı. Evet, evet. Böyle alt kendi dinleyeceğim tarzı. Alper Erözer konuğumuz İnekar programı devam ediyor. Kısa bir klip arası ardından buradayız. Ne yemeği seviyorsun? Et mi, sebze mi, tavuk mu? Et. Et çok severim. Böyle lokum mokum yiyor musun? Lokum yerim, cheeseburger. Ya fast food çok seviyorsun anladığım kadarıyla. Yok, cheeseburger fast food değil ki. Hala süt içiyor musun? Süt içiyorum tabii ki canım. Sütsüz olur mu? Ben 40 yaşına gelsem süt içerim. Değil mi? Evet. Peki bunun dışında mesela meyve falan yiyor musun? Böyle dikkat ediyor musun yiyecek içeceğini yoksa Allah ne verdiyse yiyorsun. Yok ediyorum. Etmek zorundayım zaten ama hani... Elimden geldiği kadar Allah'ın ne verdiyse yapıyorum. Ama elimden gelmediğince zaten öyle takılıyorum. Alper bir de sana fake böyle seni kızdıranlar var. Onları hiç takma. Ya çok boş insan var abi. Hani gerçekten hani şöyle bir insan şey çizebilirim ben. Yani %90 böyle. Uyanıyor, okula gidiyor, çıkıyor. Tamam mı? Arkadaşlarıyla gidiyor, açıyor, bilgisayarda oyun oynuyor, millete küfür ediyor. Sonra YouTube'a giriyor, diyor ki işte ben bütün gün evde oturuyorum, hayatta hiçbir başarım yok. Hani bu sadece bir durumla da ilgisi yok, anladın mı abi? Bu başarı hani spor dalında olur, şeyde olur, koşarsın, bir şeyle uğraşırsın, hayatta hiçbir uğraşı yok. Hayatta tavla oynarsın, hani hayatta bilmem ne. Hayatta bir amacı yok hani. Hı-hı. Yaratılıyor, yaşıyor, yiyor, ölüyor. Ve bu gidiyor, böyle insanlar geliyor bana küfür ediyor. Hani. Bak beni sevmiyorsan hani gelirsin dersin işte bu çocuk yetenekli değil, başarılı değil. Hani geçersin gidersin ya da beni takip etmezsin, sayfama girip yorum bırakmazsın, anladın mı? Evet hani, evet. Giriyor o da hani gıcık oluyor beni hani böyle diyor ki ben bu yaştayım burada oturuyorum o nasıl yapıyor falan diyor, geliyor küfrediyor. Böyle... Ama kendin yapıyorsun her şeyi. Kendin aynen yönlendiriyorsun her şeyi. Aynen. Sevmediğin zaman da mesela belli ediyorsun. Ediz'le ne konuştunuz? Ediz'le de bir araya geldiniz. Evet, Ediz'le Bodrum'da beraber bir araya geldik. Yani muhabbet ettik zaten ben bir işte denize giriyordum. O da oraya gelmişti bir çekim için. Orada böyle birbirimizi gördük. İşte görüşmeye, konuşmaya başladık. Muhabbet ettik. Çok güzel muhabbet ettik işte. İşleri falan konuştuk. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun diye sordu. Ben de anlattım. Çok beğeniyorum gerçekten tarzını. Evet, çok güzel tarzı. Yani müziğini falan da beğeniyorum. Güzelliğini falan dinliyorum zaten. Hatta geçen güzelliğini dinlerken ona bir tane video attım. Evet. Yani Edis'i beğeniyorum. Onunla öyle güzel bir muhabbetimiz geçmişti Bodrum'da ya. Evet. Soner Sarıkabadayı ne diyor sana? Çalışmaya başladın, onu tanımaya başladın. Neler söylüyor? O da sana inandığı için bu projeye girdi. Aynen. Onunla da zaten güzel bir şarkılık, güzel bir işimiz olacak. Gerçekten çok kaliteli bir işimiz olacak. Soner abi gerçekten çok kaliteli bir insan. Yani böyle konuşması olsun, bana anlattığı şeyler olsun, bana verdiği bilgiler olsun. Gerçekten hani
çok dolu bir şarkıcı gerçekten. Çok dolu, yani sanatçı diyebileceğimiz bir insan bence. Süper. İşte Türkiye'nin en büyük yapımcısı, şu an sektörün en büyüğü, %70'ini, %75'ini elinde bulunduran yapımcı seninle biliyorsun iki şarkılık bir anlaşma yapmak istedi. Fakat olmadı ondan sonra. Evet. Sizin taraftan olmadı. Evet. Yani şartları beğenmediniz ondan sonra. Ve herkes o yapım firmasıyla iş yapmak istiyor. Şimdi geldiğin noktaya bakar mısın? Bütün starları barındıran bir yapım firması seninle iş yapmak istiyor ve sen şartları beğenmediğin için yapmıyorsun. Kendin yapmaya devam ediyorsun. Aynen. Ve dolayısıyla da çok önemli bir konuma geldiğini farkındasındır. Evet. Ya ben bundan sonraki süreci iyi yönetmen lazım diye düşünüyorum. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Hani ben hani yapabilecekken hani kendim yapmayı düşünüyorum. Ben bütün işlerim hani bütün işlerim kimse hani biri beni yönetsin istemiyorum. Ben kendimi yönetmek istiyorum. Hı hı. Hani kimse benim şarkıma da karışsın da istemiyorum. Ben nasıl bir şarkı istiyorsam öyle bir şarkı çıkarırım. Hani nerede konsere çıkmak istiyorsam telefon da kırıldı hakikaten. Kır, ne olacaktı? Para var nasıl olsa alırsın. nasıl bir yerde çıkmak istiyorsam da orada çıkmayı planlıyorum. Hani kimseye hani böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bu yüzden kendimi yönetiyorum işimi. Zaten kendimi yönettiğim zaman bir eksi olmuyor, bir artısı olmuyor. Aynı zamanda gidiyor. Hatta bence artısı oluyor. Doğru yanlış söyledim. Evet, evet. Bu yüzden ben böyle bir izlenim alıyorum yani. Harika. Ama tabii bir gün iyi bir firma gelir gerçekten. Ve yani onun da kazanacağı, benim de gerçekten bana katkı sağlayacak bir firma gelir. O zaman tabii ki de anlaşırım. Yani güzel bir iş olursa. Alper'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi veda edelim. Toyota Hybrid'le İnekar sona erdi.